Değerli dostlar ve sevgili oyun sevenler. Hepiniz bir indirim videosuna hoş geldiniz. 7 Mayıs'ta Ubisoft Store'da indirimler başladı ve 21 Mayıs'a kadar bu indirimler sürecek. Güzel de bir haberimiz var. Biliyorsunuz Epic Games hani alışveriş yaptık, çok kupon veriyordu ya, buna da Ubisoft'ta buna benzer bir olay yapmış. Türk Lirası bazından 500 lira ve üstü alışveriş yaptığınızda şurada gördüğünüz Legend 24 kodunu girerek ekstradan 250 liralık bir indirim kazanıyorsunuz. Hatta şuradan da net bir şekilde görebiliriz. Bakın her ülkenin para birimi ve kuponla yansıcağı indirim tutarı burada gösterilmiş. Türkiye şurada. 500 lira ve üstüne 250 liralık bir indirim yansıyor. Tabi burada biraz çakallığa da gitmiş Ubisoft. Ben tabi sizlere şimdi hangi oyunlar alınacak, hangi oyunlar alabilirsiniz onlardan bahsedeceğim ama Hani sizlere şu an şu durumu da göstermek istiyorum. Şimdi mesela şeye geldik store'a. Şimdi mesela Skull and Bones. Geçtiğimiz halde bir 3 ay önce falan çıktı. 3-4 ay önce. Değil mi? Şubat'ta çıkmıştı. Mesela tam 500 değil. Mesela bunu direkt sepet eklediğinizde o 250 liralık şeyden yararlanamayacaksınız. Bir tane daha oyun ekleyip yani bu 500 sınırı 500 ya da 500'ün üstü olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Tabi bazı oyunlar Mesela Prince of Persia falan var. Ee, mesela bunu direkt aldığınız zaman 200 liralık bir indirim yansıyacaktır. Bu aklınızda olsun. Yani ona göre bir hesap yapın. Ona göre e, artık hangi oyunları alacağınızı belirlersiniz. Toplarsınız. Fiyatını çıkarırsınız. Ha, bak benim bu e, alacağım oyunlarla birlikte bu konum geçerli olacak. Olmayacak diye kendiniz de artık görmüş olursunuz. Dediğim gibi 500 lira ve üstünde 250 liralık bir indirim yansıyor. Legend 24 koduyla Zaten bunu açıklamada belirteceğim. Hani ilerleyen videoda acaba kod neydi unuturum derseniz açıklamada bulacaksınız. Şimdi bir diğer önemli husus da şu. Şimdi biliyorsunuz artık Türkiye'de de Ubisoft Connect üzerinden yani aslında Ubisoft Plus hizmeti sunuluyor. Tabi bu Ubisoft Plus, Plus hizmetini almak için biz yine Xbox'ı kullanacağız. Onun da bir videosu var. Mesela o da nedir? Aylık 180 lira veriyorsunuz. Ee, tabii üyelik isteme. 180 lira karşılığında buradaki yani Ubisoft'un bütün oyunlarını yani Avatar'dan tutunda işte Skull bonsa yeni çıkacak oyunlara ilk günden erişim dahi bu tür özellikleri sizlere sunuyor. Ya şimdi dışarı çıksanız bir kahve isterseniz zaten 160-170 lira. Değil mi? Bir ay buna 180 lira verirsin. İstediğin oyunda oynarsın. Günde 3-4 saatini ayırsan 2-3 oyunda bitirirsin. Yani çok hani şey avantajdı. Onu söylemeye çalışıyorum. O da size kalmış. Ben size bunları söyleyeyim. O zaman yavaştan hangi oyunları alabilirsiniz? Hangi oyunlar alınmalı? Bunlara geçelim. Evet. Tavsiye edeceğimiz ilk oyun Assassin's Creed Mirage. Kısaca konusundan bahsedecek olursak 9. yüzyıl Bağdat'ın kalabalık sokaklarında dolaşırken azılı sokak hırsızı Basim'in adalet ve cevap arayışına katılıyoruz. Burada yönettiğimiz karakter de zaten Basim. Gizemli ve antik bir örgüt olan Hidden Ones. Yani gizli olanlar aracılığıyla ölümcül bir usta, suikastçı olduğunda Basim'in kaderi üç düşünemeyeceği bir yere evriliyor. Konusu itibariyle ve mekanikleri itibariyle oldukça hoşuma giden bir oyun oldu. Bunu şahsen oynadım. Optimizasyon sorunu gerçekten hiç yok. Yani optimizasyonu gerçekten müthiş. Eee Assassin's Creed oyunlarını sevenlerin zevkle oynayacağı bir oyun Ayrıca Zaten Assassin's Creed oyunları bilirsiniz bazı tarihi kısımları ele alır. Bu da 9. yüzyıl Bağdatında bize hem tarihten kesitler veriyor hem de o anı gerçekten başarılı bir şekilde yansıtıyor. Oyunun standart edisyonunu 424.5 liraya alabiliyorsunuz. Bir üst paketin almaya hiç gerek yok. Onun fiyatı 499.5 lira. Bence standart edition'ı alın. Oyunu güzelce oynayın ve 20 saat kadar süre içinde bitirin. Sonra ne güzel bir oyunmuş diyeceğinize eminim. İkinci oyunumuz ise Skull and Bones isimli açık dünya, korsanlık ve deniz savaşı olarak karşımıza çıkan bir oyun. Skull Bones, Ubisoft Singapur tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan 2024 yapımı bir aksiyon, macera oyunudur. Oyun, tarihi altın korsanlık çağının zirvesi olan 17. yüzyılın sonlarında Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da fantastik bir ortamda korsanlık ve deniz savaşı etrafında dönen, geçen bir oyun. Bu oyunda oynamış biri olarak söyleyeceklerim şunlardır oyun çıktığı gibi eleştirilere maruz kaldı biliyorsunuz. Fakat ben oyuna girip oynamaya başladığımda beni gerçekten sarmaya başladı. Hatta oyun sonu dediğimiz yani gelebileceğimiz en iyi yere kadar gemimi geliştirerek geldim. Özellikle oyunda bulunan bosslara karşı diğer oyuncularla işbirliği yaparak savaşmak oldukça eğlenceli. Bunu belirtmek isterim. PvP kısmını çok deneyimlemedim ama birkaç savaştan zevk aldığımı söyleyebilirim. Çünkü daha çok oyuncular bu oyunda koop yani boss odaklı etkinliklere katılıyorlar. Korsanlık tarihine ya da bu tür oyunlara ilginiz varsa almanızı gerçekten öneriyorum. Oldu, özellikle atmosferi, gerçekçiliği, grafikleri ve yine hiçbir şekilde optimizasyon, optimizasyon sorunu olmaması büyük bir artı. Şu an fiyatı 499,5 lira. 400 lira üstü diğer oyunumuzda Prince of Persia The Last Crown. Prince of Persia The Last Crown, Ölümsüzler adlı savaşçı bir klanın genç bir üyesi olan Sargon adlı bir kahramanı bizlere tanıtıyor. Sargon, kaçırılan Prens Hasan'ı kurtarmak için lanetli Kafta şehrine gitmek zorunda kalıyor. Biz de Sargon'a bu macerada eşlik ediyoruz. İki boyutlu ve Metroidvania olması bir yana Prince of Persia The Last Crown'un duyurulduğunu görmek herkes için Gerçekten bir sürpriz olmuştur. Bu tür bir oyun oynamak benim için de bir tecrübe oldu. Çünkü hem bu tarz oyunu ilk kez oynadım hem de üstüne kontrolcü ile oynayınca zorlandığımı söyleyebilirim. Oyunun ilerleyen kısımlarında oyunun zorluğunu kolaya çekmek zorunda kaldım. Yalan yok. Eğer bu tarz ve zorlu bir oyun seviyorsanız ayrıca kontrolcü ile oyun oynamaya alışıksanız seveceğinize eminim. Oyun şu an 510 lira. Bu oyunu aldığınızda Legend 24 kodunu girerseniz oyunun fiyatı 260 liraya düşecektir. Evet gelelim 400 lira altı oyunlara. İlk oyunumuz Rainbow Six Siege. Biliyorsunuz uzun bir süre önce çıkışını yapan bir oyun ve hala da oldukça popüler bir oyun. E, oyuncuların bir antiterörist birimi olan Rainbow takımından değişik operatörler olarak oynayabileceği birinci şahıs niha, nişancı türünde bir video oyunudur. Bu operatörlerin değişik uyrukları, ekipmanları, yetenekleri ve işlevleri de bulunuyor. Bu oyunda benim tek sinirlendiğim, kızdığım şey ise, yani bir sürü ülkenin bir, bir sürü ülkenin operatörü getirip Türkiye'den operatör getirmemeleri gerçekten can sıkıcı. Şimdi ben de uzun bir süre bu oyunu oynamış biri olarak, taktiksel FPS tarzı oyun seviyorsanız seveceğinize eminim. Çünkü bu oyunda sabırlı olmakla gerçekten bir operasyon daymışsınız gibi oynamanız gerekiyor. Duvarlara kalkanları düşüyor, tuzakları kuruyor ve düşmanın gelmesini bekliyorsunuz. Eğer saldırı tarafındaysanız, taktik yaparak nereden geleceğiniz belirliyor, orayı patlatarak kameralar kullanarak içeri girmeye çalışıyorsunuz. Oyunun fiyatı şu an 136 lira. İkinci oyunumuza gelebiliriz. Assassin's Creed Valhalla. Hem Assassin's Creed oyunlarını seviyorsanız hem de İskandinav mitolojisine meraklıysanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyundur. Oyunun belki de bazıları için en kötü yanı uzun olması olabilir. Tabi bazıları da bunu sevebilir. Sebe ee, yaklaşık 80 ve 100 saat arasında bir oynanış sunmakta. Oyun, 873 yılında Vikinglerin İngiltere istilasının kurgusal bir tarihini anlatıyor oyuncu olarak Kardeşliği kardeşliğiyle tapınak şövalyeleri arasındaki çatışmanın ortasına kalan bir Viking akıncısı olan Eivor'u kontrol ediyorsunuz. Şu an oyunun fiyatı 200 lira. Üçüncü oyun, oyunumuz ise Eno 1800. Eno 1800 19. yüzyılda sanayi çağının şafağında geçen bir oyun. Diğer Eno serisi oyunları gibi Eno 1800'e de bir şehir kurma ve strateji oyun olarak karşımıza çıkıyor. Eno serisini yakından takip edenler bilirler. Oyundaki ana amacınız daima ticari yönden başarılı olmaktır. Oyunda kurduğunuz şehirlerin sahip olduğu kaynakları iyi analiz edip farklı kaynaklar ile ticari ürünler ortaya koyup ticaretini yapar, para kazanır ve şehrinizi geliştirirsiniz. Oyunun fiyatı şu an 250 lira. Diğer bir oyunumuz ise Coop odaklı Rainbow Six Extraction isimli oyun. Extraction akşam ekibinizle birlikte sürekli gelişen bir uzaylı tehdidiyle yüzleştiğiniz taktiksel, ortaklaşa bir PvE birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Takım çalışması, taktik ve kusursuz infaz hayatta kalmanız için olmazsa olmazdır. Bu oyunu da arkadaşlarımla oynadım ve oldukça keyif aldım. Bir yandan düşmanlara karşı kapışma, bir yandan çeşitli silahlar deneme, takım ile sürekli iletişim halinde olma derken oyun gerçekten su gibi akıyor. Oyunun fiyatı şu an 175 lira. Evet 400 lira altı ve sizlere önerdiğim son oyunda Watch Dogs Legion isimli oyun. Oyunun hikayesi Londra sakinlerinden müttefikler toplayarak şehri distopik gözetleme durumundan kurtarmaya çalışan hacker grubu Detsek'in Londra şubesine odaklanıyor. Grup aynı zamanda komplo kurdukları bir dizi terörist saldırısını araştırmaya ve bunları kimin düzenlediğini öğrenmeye çalışıyor. Yani son teknolojik ürünler, casusluk, gizlilik tarz oyunları seviyorsanız bunu da beğeneceğinize eminim. Oyun fiyatı şu an 150 lira. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için sunduğumuz oyunları beğenirsiniz. Eğer sizin de öneriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorun yaşarsanız yine yorumlarda yazın ki biz de sizlere destek olalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.